Merhabalar arkadaşlar. Sık sorulan sorular video serimizde bugün sizlere bu araba bu paraya alınır mı? İşte bu arabayı ben alayım mı? Şeklinde bize sorular geliyor. Gerek YouTube kanalından, gerek mail adresimizden, gerekse buraya gelen müşterilerimizin bize bu soruyu sormasıyla alakalı cevap vermeye çalışacağız. Şimdi işte biz anlatıyoruz, raporu sunuyoruz karşı tarafa alıcı olan arkadaşa. İşte bunlar eksikler, şurada şu var, burada bu var. Şimdi arabadan anlamadığı için gayet normal olarak diyor ki ya ben bu arabayı bu paraya alıyorum, normal mi? İşte fiyatını bu dediler ama hani normal mi? Hani fazla mı alıyorum ya da kabul edilebilir mi şeklinde sorular soruyor. Şimdi açık konuşmak gerekirse biz hani alım satım işi yapmadığımız için ve piyasayı, arabaların değeri hakkında bir bilgimiz olmadığı için bu konuda yorum yapamıyoruz. Zaten yapmamamız da lazım. Hani etik değil, bizim haddimiz olmuyor. Bizim işimiz sadece aracı test etmek, ekspertiz yapmak, işte şu var, bu var deyip karşı tarafa bilgi vermek. Lakin bu bilgiyi verirken de karşı taraf tabii arabadan anlamadığı için bu paraya bu araba alınır mı şeklinde ister istemez bocalayabiliyor. Şimdi bununla alakalı ne yapılabilir? Orta segment arabalarda mesela örnek veriyorum, işte araba 30-40 bin liralık bir araba diyelim. Bu arabanın emsal değeri işte sahibinden komlar olabilir veya diğer araç satış sitelerinden olabilir. Aynı renk, aynı model, aynı donanıma sahip ve mümkünse aynı kilometre aralığında. 3 aşağı 5 yukarı kafamızda bir bilgi edinmiş olabiliriz. Bunu bildikten sonra buraya gelip ya da işte neyse artık hangi eksperse gittiyse oradaki ekspersten çıkan eksikleri kontrol edip herhangi bir özel servise veya yetkili servise çıkan eksiklerin fiyatını sorup İşte ikinci araba olduğu için bir takım eksikler mutlaka çıkacaktır. Gerek lastiği, diski, balatası neyse. Sonrasında işte ben 30 bin lira buna verdim. 4 bin lira da masraf var. 34 bin lira. 34 bin liraya bu araba alınır mı? İşte alınabilir şeklinde kendi kafanızdan bir istişare yapabilirsiniz. İkinci arabalarda 1000 liraya kadar bir masraf kabul edilebilir arkadaşlar. Şimdi buraya gelen alıcılar veya satıcılar fark etmeksizin. İşte ya ne kadar eksiği çıktı şeklinde hani bilinmediği için bu yorumu yapıyorum. Yadırgayabiliyorlar. İşte basit bir şeyden arabadan soğuyup bırakıp gidebiliyorlar. 1000 liraya kadar ikinci araçlarda alan olan arkadaş bir masraf yapabilir. Bu kabul edilebilir. Peki bir diğer örnek. Şimdi örnek veriyorum. 525 X-Drive 4 çeker. İşte Quattro A7 gibi lüks segment sayılabilecek ülkemizde arabalarda biraz daha kaporta boya ön planda geliyor. Mesela tavanı boyalı bir A7'yi ya da bir 525 X-Drive BMW'yi satarken de ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Ya da değer kaybı yaşayacağı için değerinden fazla para öderseniz bu da sizi mağdur edecektir. Hani lüks segment arabalarda kaporta boya maalesef biraz daha ön planda oluyor, olabiliyor. Orta segment arabalarda da bu benim tavsiyem. Genellikle hani motor mekanik anlamında daha çok dikkat edilirse ciddi anlamda başınız ağrımaz. Tavan hariç. Tavanda boya varsa o konuda tabii biraz daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla motor mekanik anlamında sizi mağdur etmeyecek, işte sanayiden çıkmayacak bir araba olsa sizi rezil edecektir, mahvedecektir. Motor mekanik anlamında bizim üzmesin, işte bizim işimizi görsün. Bir takım eksikler olabilir ama bu eksikler ne kadar tutuyor? Atıyorum 2-3 bin lira, 4 bin lira. İşte karşı tarafla bu da konuşulabilir. Ya da zaten uygun alıyorsunuzdur, sahibinden komdan mukayese etmiştik dedik ya. Oradaki mukayeseye göre, karşılaştırmaya göre fiyatı gene sizin işinize yarıyordur. Dolayısıyla hani bu araba bu paraya alınır mı? İşte bu paraya eder mi şeklindeki sorulara bu şekilde cevap bulabilirsiniz. Dediğim gibi hani tavan hariç kaporta boyadan ziyade benim tavsiyem motor mekanik. Adam mesela bir tane esnaf abimiz demişti ki tamamen orijinal bir arabanın motoru ölüydü ama hiç motoruna bakmadan arabayı direkt aldılar. Yani kaporta boya takıntısı ülkemizde ciddi anlamda var. Şimdi bana diyecekler ki sanki biz mi yaptık bunu, işte yapanlar belli. Lakin motor mekanik binici için bence önemli. Çünkü motoruna sürekli para harcamaktansa kapısı boyalı olsun ne yapalım. Yani bagaj kapağında değişen olsun ne yapalım diye düşünmek bence daha faydalı olur. Çünkü binicisiniz siz. Alıp bineceksiniz ve sürekli sanayiye gitmek eminim sizi mağdur edecektir. Mağdur olmamak adına motor mekanik anlamında orta segment bir arabanın ekspertizi bence daha önemli. Çıkacak olan eksikleri 3 aşağı 5 yukarı kendi kafanızdan, sahibinden, komdan yapmış olduğunuz karşılaştırmaya göre değerlendirip bu parayı evet doğru paraya, doğru arabayı alıyorum şeklinde yorum yapabilirsiniz. Lüks segment arabalarda da atıyorum 200-300 bin liralık arabalarda boya kaporta biraz daha ön plana geliyor. Motor mekanik gene tabii ki önemli ama kaporta boya ister istemez değer kaybı yaşatacağı için
satarken de ciddi anlamda sizi yoracağı için bu da önemli. Bu sorulara inşallah cevap vermiş olmuşuzdur. Kontrolün görevi var mı? Ticaretler diliyorum ben.